Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTYT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitik incelenmesi konusundaki son testin yani test 7'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 208 ve 209'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle en büyük 0 ve y eşittir en doğrusu verilmiş bir de x eşittir 8 doğrusu verilmiş x eşittir 8 doğrusu da x ekseni boyunca negatif yönde 2 birim öteleme yapılarak negatif yönde 2 birim öteleme yaptığımız zaman nereye geliyor? Hop şöyle 2 birim ötelediğimde şurası 8 iken 6 mı olacak? Evet yani bu x eşittir 6 doğrusu olacak. Sonra y eşittir doğrusu da p noktası etrafında saat yönünde 45 derece dönme dönüşümü uygulanacak. Arkadaş bunu da 45 derece dönme dönüşümü uygulayacağım. Şöyle olmayacak mı? Bu normalde böyleyken P noktası etrafında 45 derece dönme dönüşümü uygularsam böyle mi olacak? Aynen öyle. Evet bir doğrumuz bu. Bir doğrumuz da bu oldu. 45 derece döndürdüğüm zaman arkadaş burası da 45 yapar. Çünkü bu y eşitren doğrusu olduğu için 90 derece. Şimdi 45 90 sa burası da 45 oldu mu? Oldu. Tamam. Şimdi y eşitren doğrusuysa burası hem yaptı evet. D1 ve D2 ve eksenler arasında kalan bölgeden bahsediyor. Şu kırmızı doğru mavi doğru ve eksenler. işte arasında kalan bölge burası değil mi? Evet bu bölgenin alanını 42 olarak vermiş bize. En kaçtır diye soruluyor. Şimdi dikkat et ne var burada? 45 90 45 üçgeni. Burası n ise burası da ne olacak? N olacak. 6'sı buradaysa buraya ne kaldı? N eksi 6 kaldı. Şimdi 45 90 ise burası da 45 yapar. Yani burası n 6 ise burası da n 6 oldu. Bak yamuk. Alt taban artı üst taban. 2 n 6 çarp yükseklik. Yükseklikte dik yamuk olduğu için 6 böl 2 kaça eşit verilmiş? 42'ye eşit verilmiş. E hocam şu 6 ile 42 sadeleşse 7. 2'ye bölsen n-3 kaldı burada. n-3 eşittir 7 ise n'i de böylelikle kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani cevap edremit oldu. Birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde 7 eş dikdörtgen çizilmiş. 7 eş dikdörtgen de eksi 6'ya 4 verilmiş. Arkadaş eş dikdörtgen olduğu için kısa kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Burası 4 birim olduğuna göre. E hocam her bir parça ikişer birim mi oldu? Evet. Şimdi buradaki eksi 6'yı da kullanacağım. Eksi 6 noktası buranın 6 yapar. Yani şuradaki uzunluğu da 6 mı yapar? Evet. Bak dikkat et. Buradan sonrası sanki biraz bir benzerlik var. Hocam burada 4'e 4 ve şunlar da birbirine paralel olduğu için şu uzunluk da 6 olduğuna göre 6 bulduk biraz önce. 6 ise orta tabandan dolayı burası 12 yapar mı? Yapar. E sonra ne yapacağız burada? Ve burada bizden BC uzunluğu isteniyor. Vallahi arkadaş şuradaki eee doğrunun denklemini yazıp da C noktasını bulabiliriz. Çünkü ordinatı 2 ya de bulup sonra iki nokta arasında uzaklığı yapabiliriz ama bence sanki benzerlik yapsak daha iyi olacak. Bak şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Hocam 2 hani 4 2 2 yani burası 2k, burası k, burası da k değil mi? Evet. E ben burada Pisagor bağıntısından 2k'yı bulurum. Dolayısıyla k'yı da bulurum. BC uzunluğunu da bulmuş olurum. Hadi bakalım Pisagor bağıntısı. Şurada bir dik üçgen var. Burası 2K, burası 4, burası 6. Ya hocam burası 2'nin 2 katı. Burası 2'nin 3 katı. E burası da ne olacak? 2'nin kare içinde geri kalanların kareleri toplamı. 9 artı 4 13 yapar. Yani 2K, 2 kök 13 ise K'yı buradan ne buluruz? Kök 13 olarak buluruz. Zaten benden de bu isteniyor. Yani ikinci soru akçay oldu. Güzel bir soru. Geldik üçüncü soruya. Dik koordinat düzleminde x ekseni üzerinde bulunan ve apsisi 8 olan A noktasında dik kesen iki doğrunun doğrudan birinin eğimi eksi 2'dir. Hmm. Eğimler çarpma eksi 1 ya. Diğerinin eğimi de 1 bölü 2 mi olacak? Evet. Şimdi eksen üzerinde hemen analitik düzlemi çizelim. Şöyle 8'e 0 noktasında dik kesecek bunlar. 8'e 0 noktası burası olsun. 8 noktası. Birinin eğimi eksi 2. Sola yatık olacak. Hop şöyle. Ve tanjantı 2 birim olacak. Yani x ekseninde şu açının tanjantı tanjant alfa 2 olacak. Sola yatık olduğundan eksi, eksi geliyor. Diğerinin eğimi de 1 bölü 2 olacak. Diğerinin eğimi de 1 bölü 2 ve doğrular nasıl kesecek? Dik kesecek. Peki şuraya beta dersem tanjant beta da neye eşit olacak arkadaşlar? 1 bölü 2'ye eşit olacak. E tamam buradan çıktı her şey. Niye? E, burası kaç birim? 8 birim. Şurası 8 birim olduğundan dolayı. Tanjant alfa 2 ya. Hocam şuraya a dersek tanjant alfa 2 olduğundan dolayı a bölü 8 eşittir 2 ise a'yı buradan kaç buluruz? 16 buluruz. A16 geldi. Sonra burada da ne var burada da? Tanjant beta belli. 1 bölü 2. Buraya da B dersek. B bölü karşı bölü komşudan dolayı 8'den dolayı B'yi de kaç buluruz? 4 buluruz. B de buradan 4 çıktı. Şimdi bu doğruların y ekseni kestiği noktalar sırasıyla B ve C'ymiş ve bizden ne isteniyor? A, B, C. A noktası da zaten şeydi değil mi? Şuradaki 8 noktasıydı. Bu üçgenin alanı isteniyor. Bak burası A noktasıydı. Bu üçgenin alanı da taban 20, yükseklik 8, 20 çarpı 8 bölü 2 bize alanı verir. Yani cevap böylelikle 80 çıkar arkadaşım. ÖSYM böyle soruları sever. Yıldızı atıyoruz ve geçiyoruz. Ama sen bir daha bak buna. Çünkü ÖSYM'lik bir soru. Tam ÖSYM'lik. Böyle sözel soruları gerçekten çok seviyor. Ve eski konularda da üçgen bilgisinde kullandıran bir soruyu gerçekten çok seviyor. Evet 3. soru Ceyhan oldu. Geldik 4. soruya. Şimdi 9 eş dikdörtgen verilmiş. Burada dikkat et genelde bu şekilde eş dikdörtgenleri yapıştırdıkları zaman kısa kenarlardan uzun kenarları bulduk duruyorlar. Bak kısa kenara A A A dersem bak uzun kenar 3A oldu. Yani dikdörtgenlerin kısa kenara A uzun kenarı 3A. Hocam kısa kenar A burası da A uzun kenar 3A olduğundan burası da 2A oldu. Şimdi burası 3A şöyle devamını getirecek olursam çünkü B noktasının ordinatından bahsetmiş. Burası da A yani toplamda 4A'yı kaç vermiş bize B köşesinin ordinatı. Şöyle geldiğimiz zaman ordinat burası yapıyor. Yani 4A yapıyor. 8 ise A'yı buradan 2 olarak buluruz. Şimdi A2 ise bir de A noktasının apsisi isteniyor bizden. Bu doğru ne yapıyordu? Alanı 2 eş parçaya ayırıyordu. O zaman alanı 2 eş parçaya ayırıyorsa arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenin bir kenarını ne bulduk? A'ya 3 aya E, A dediğimiz 2. 3 A dediğimizde 6 yaptı. Yani 12. Bir tane alan 12 A. Bu alandan kaç tane var? 9 tane var. 9 çarpı 12 tüm alan yapar. Bölü 2 yarısı yapar. Yani kaç yapıyor? 54 yapacak. E şimdi bu doğrunun üst tarafını mı hesaplayalım? Alt tarafını mı hesaplayalım? A köşesini bulmak istiyorsak alt tarafından gidelim bence. 54 ya burası. Şimdi dikkat et burası da A'ya 2A var. Yani burası 3. Burası da kaç? Pardon 2'ye 4 yaptı burası. 2'ye 4 yaptı. 2 kere 4 8. Ve şu üçgenin alanı deyince arkadaşlar şu 8 alanıyla bu üçgenin alanı 54 yapacak. Yani şuraya bir o zaman ne diyelim arkadaşlar? Tüm alan 54 ya. Şuraya A alanı dersem A artı 8 eşittir 54 ise A alanı da buradan kaç çıkıyor? 46 mı çıkıyor? Evet 46 çıktı. Şu alan 46. E tamam ben şurası belli zaten uzunluk olarak belli. Şimdi şu uzunluğa bak. Bak dostum şurada ne var? 2 birim var. Burada 6 var. Burada da 2 var. Şuraya da bir N diyeyim. Zaten buradaki A noktasının hapsi isteniyor benden. Şimdi 2, 6, 2. Yani 10 artı n burası. Burası da kaç? Şöyle bakacak olursak. Hocam a yerine 2 yazınca burası da 8 çıkıyor. Yani 8 çarpı 10 artı n bölü 2 neye eşit olacak arkadaşım? 46'ya eşit olacak. İşlem hatası yapmadıysak tabii ki. Bakalım şöyle sadeleştirelim. 4 bir daha 2'ye bölsem 23 çıktı. Ee, burada da 2 kaldı. 10 artı n eşittir 23 bölü 2 yapar. E o zaman n de buradan 23 bölü 2 eksi 10 yapar. O da kaç yapıyor? 3 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Cevap böylelikle Edremit çıktı dostlar. Dördüncü soruya Edremit bulduk. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda da şöyle bir soru verilmiş. Şimdi düzgün beşgen verilmiş. D noktasından geçen bir D doğrusu. Şekildeki düzgün beşgeni eşit alanlı iki parçaya ayırıyorsa. Arkadaş eşit alanlı iki parçaya ayıran tam böyle merkezden geçen. Köşeden ve merkezden geçen doğru düzgün beşgeni iki eş parçaya ayırıyor. Peki tam merkezden geçen ve köşeden geçen bu dik oluyordu. Simetri eksen oluyordu. Yani simetri ekseni boyunca olmak zorunda. Simetri ekseni de dik bölüyor ve iki eşit parçaya bölüyor. E benden bu doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi için kendime iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı bu doğru üstünde? Var. Aslında yok da bulabiliriz. Tam burası orta nokta. Eksi 5 artı eksi 3 yani eksi 8 bölü 2'den eksi 4'e 3 artı 1 4 bölü 2 2 yapar. Evet noktayı bulduk. Şimdi bir de eğim lazım bana. Arkadaş ben bu doğrunun eğimini bulabilirim. M1 dediğim şu iki noktası belli ya y'ler farkı 2 bölü x'ler farkı eksi 5 eksi eksi 3 yani artı 3 yaptı o da eksi 2 mi yaptı evet bunun eğimi eksi 1 ise bunun eğimi ne olacak o zaman artı 1 olacak eğimler çarpma eksi 1 oldan şimdi eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz nasıl n çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan m dediğimiz 1 1 çarpı x eksi eksi 4 yani x artı 4 yapar burası eşittir y eksi noktadaki y 2 yaptı x artı 4 eşittir. Ne oldu o zaman buradan dostlar? y eksi 2 oldu. O zaman x eksi y artı 6 eşittir. 0 mı oldu? Evet. Yani cevap böylelikle denizli oldu. 5. soruda. Geldik 6. soruya. Analitik düzlemde bu doğruları kestiği bölgenin alanı isteniyor. Normalde ben bu doğruları ikişerli ikişerli kestirip 3 tane noktayı bulup 3 noktası belli üçgenin alanından sonuca ulaşabilirim aslında ama uzun sürer. Analitik düzlem çizip analitik düzlem üzerinde yorumlayalım isterseniz. Şimdi analitik düzlemi şöyle bir çiziyorum dostlar. Şimdi burada bir doğrumuz ne? Şöyle hocam x yerine 0 yazsak y'si kaç yapıyor? 12 yapıyor. Tamam y'si 12. Sonra y yerine 0 yazsam 60 bölü 8 bölünmüyor ama pozitif bir sayı olacak. Şuradan bir yerden geçecek. Şöyle bir şey bir doğru olacak. Öbürüne baktığımız zaman yani y yerine bir dakika x yerine 0 yazdığımızda y 12' 12 yapıyor. Evet y yine 12'den geçecek. Sonra y, y yerine 0 yazarsam da x de negatif bir sayı olacak. O da şöyle bir doğru mu yapacak arkadaşlar? Evet. Bir doğrumuz bu. Bir doğrumuz da bu şekilde olacak. Şimdi bir de bu, burada y eşittir 4 doğrusu lazım bana. Y eşittir 4 doğrusu da şu. Daha doğrusu y eşittir x 4 doğrusu da bu. E şimdi ben burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bak yükseklik belli mi belli? Yükseklik kaç? 12 burada. 4 burada. 16 birim. Yani ben burada bu doğruların kesim noktasını bulmak zorundayım. Bu doğruların kesim noktası dediğimiz yani sen y eşittir x4 doğrusuyla mesela bunun ortak çözümüne bak. Hadi bakalım y yerine x4 yazdığımız zaman 8x artı e, y, x4 yazdığımız zaman 20 yapıyor. 60 eşit 0'dan 8x eşittir 80'den x'i böylelikle 10 buluruz. Yani bu doğruyla öbürünün kestiğinin apsisi 10 yapacak arkadaşlar. Şurası 10 olacak. Yani 10'a x4 noktası burası. Öbürüne bakalım. Şimdi y eşittir x4 ile bunu yerine yazdığımız zaman 8x artı 12 artı 36 eşittir 0 olduğundan Şurası da kaç yaptı? 48 yaptı. 8x eşittir. Eksi 48'den. X'i de böylelikle eksi 6 buluruz. Kestiği yerde eksi 6'ya eksi 4 noktası yaptı. Geldiğin zaman işte burası da eksi 6 noktası yaptı. Dikkat et buradaki uzunluk kaç? 16. E senin şuradaki uzunluğun da o zaman 16 oldu. Şimdi benden şu üçgenin alanı isteniyor ya. Uzunluk belli. 16. Yükseklik de belli. Yani taban belli. Yükseklik belli. O zaman alan da belli. 16 çarpı 16 bölü 2 bana sonucu verecektir. O zaman 256 bölü 2'den cevap kaç çıkıyor? 128 çıkıyor dostlar. Evet cevap böylelikle E-Dremit oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Dik koordinat düzleminde bir kenarı x eksi y eşittir 3 doğrusu üzerinde bulunan karenin köşegenleri x eksen üzerinde kesmektedir. Analitik düzlem çizeceğiz mecbur. Özel bir durum var bakalım burada. Özel durum yorumlamaya çalışalım. Şimdi bana diyor ki x eksi y eşittir 3 doğrusu. Arkadaş burada x yerine 0 yazsam y'si eksi 3 yapıyor. Y yerine 0 yazarsam eğer x 3 yapıyor. Yani x'i 3'te kesiyor. Y'yi de kaçta kesiyor arkadaşlar? Eksi 3'te kesiyor. Y'yi de eksi 3'te kesen bir doğru var elimizde. Hadi bakalım o doğruyu çizelim. Evet şöyle bir doğru var elimizde. Bu doğruyla alakamız ne? Bir kenarı bu doğru üstünde olacak. Bak şimdi bir kenarı bu doğru üstünde olacak. Bu arada bu 3'e 3 olduğu için 45 45 90 üçgeni değil mi? Evet. Şimdi köşegenleri de x 80 üzerinde kesiyor. Arkadaş karenin bir kenarı bu doğru üzerindeyse o zaman köşegenleri de x 80 üzerinde kesiyorsa o zaman karenin bir köşesi kesinlikle burası olmak zorunda. Yani bu tabii şöyle de olabilir. Kare ee, şöyle 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 de olabilir, E ee, şöyle 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 de olabilir. Ya da x80 üzerinde kesiyorsa, ancak iki ihtimal var zaten. Ya ya bu şekilde ya bu şekilde. Bir arada <laughs> a9'a 4 noktası bu karenin üzerinde. ha O zaman karemiz nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle 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 bir kenarda bu kenar üzerindeydi. Bu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. Tam bu şekilde olduğu zaman bak burası 45 45 oluyor ya. Karenin köşegeni bak bir tane köşegeni x ekseni olmuş oluyor. Ondan dolayı. Ya karenin bir kenarı burada ya. Diğer kenarı da bu şekilde olmak zorunda. Köşegenleri bak x 80 üzerinde kesiyor. Şu köşegen 45-45 olduğundan dolayı. Peki bir de ne demiş? 9'a 4 noktası bu karenin üzerindeymiş. Şimdi dostlar hadi bu 9'a 4'ü kullanalım. Bu karenin köşegeni olduğu için 45-45 yani burası da 45 burası da 45 oldu mu oldu. E sonra şuradan bir dik çizsem. Hocam burası 9 birim olacak. A Şurası 9 birimse eğer. Buraya kaç kaldı? 3'ü buradaysa 6 kaldı. Hocam 9'a 4 olduğu için ordinatı 4. Hocam 45 90 45 üçgeninden dolayı burası da 4 yapar. A 6 burası 4 burası. Karenin köşegeni ne oldu arkadaşım? 10 oldu. Karenin bir köşegeni olsa 10 bölü kök 2'den burayı bulurum. 10 bölü kök 2 dediğimiz kök geçeneliyle çarparsak 10 kök 2 bölü 2'den 5 kök 2 çıkar karenin bir kenarı. Benden de ne isteniyor? Karenin alanı isteniyor. Karenin bir kenarı 5 kök 2 ya. Alan da o zaman 5 kök 2'nin karesi olur. Yani 25 çarpı 2'den cevap kaç çıkar? 50 çıkar dostlar. Gerçekten güzel bir soru. E, son teste yakışır. Böyle yıldızlar fazlalaşıyor burada sanki değil mi? ÖSYM sever böyle soruları dostlar. Dikkat edin. 7. soruyu böylelikle Cihan bulmuş olduk. Geldik 8. soruya. Dik koordinat sisteminde çizilen bir dik üçgen için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Evet, dik üçgen için Aşağıdaki bilgiler veriliyor. Analitik düzlem çizeceğiz çünkü orijinden bahsediyor. Hadi bakalım yine analitik düzlem çizelim. Analitik düzlem çizdirmeyi de ÖSYM çok seviyor. Dikkat. Şimdi bir köşesi orijindir. Evet bir köşesi orijinmiş. Eyvallah. Hipotenüsü taşıyan doğrunun denklemi y 2x. Eğim 2 olacak. Yani orijinden geçen bir doğru. Eğimi 2 ya. Hani şu şekilde olsa eğimi daha küçük oluyor. Büyüteceğim biraz daha. Yani eğimi 1 olan eğimi 1 olan hangisi? Şöyle. Eğimi 1 olan kritik noktanız olsun. Eğimi 1 olan y eşittir x doğrusu değil mi arkadaşlar? Evet. Eğimi 2 olan da daha büyük olacak. Ama orijinden çıkan olduğu için şu şekilde bir doğru mu olacak arkadaşım? Evet. Bu doğru y eşittir 2x doğrusu. Neymiş? Hipotenüs bunun üzerinde. Aklımızda bulunsun. Sonra dik kenarlardan birini taşıyan doğrunun denkleri de y eşittir 1 bölü 2x. Birden daha küçük bir doğrunun üzerinde olacak o da. Yani şöyle bu doğrunun üzerinde olacak arkadaşım. Y eşittir 1 bölü 2x doğrusu üzerinde olacak. Sonra Şimdi bir hipotenüs burada. Diğer kenarda burada. Demek ki bizim üçgenimiz kesiştikleri yer hipotenüsle diğer dik, diğer dik kenarı burada kesiyor ya. Bir kö bir köşesi de burada ya. Yani üçgenimizin iki kenarı burada. E o zaman o zaman o zaman o zaman arkadaşlar hipotenüs burada olacak şekilde e, doğrular üzerinde olmayan kenarın uzunluğu da 12 verilmiş. O zaman bizim dik üçgenimiz nasıl olacak arkadaşlar? Hop şu şekilde. Hipotenüs bu kenar üzerinde olacak ya. O yüzden buradan buraya dik çizmiyorum. Bakın hocam şöyle olacak. Hayır, hipotenüs buraya düşmez. Buradan böyle buraya dik çizersem eğer ben şuradan şuraya dik çizersem eğer ben hipotenüs bunun üzerinde oluyor. Burası da kaç oluyor? 12 oluyor. Bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. İşte bizden bu üçgenin alanı isteniliyor dostlar. Evet, hadi bakalım şimdi bunu yorumlayacağız. Nasıl yorumlayacağız? Şimdi iki doğru arasındaki açı formülünden bir şeyler yapabiliriz ama müfredatta yok iki doğru arasındaki açı. Ee, o zaman başka bir şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Bunun eğimi belli. Eğim dediğimiz 1 bölü 2 değil mi? Bunun eğimi kaç? Bunun eğimi de buna da M2 diyelim. Bu M1 olsun. Bu da 2. Şunun eğimi 1 bölü 2 ya. Arkadaş ben buradaki 12 birimi kullanacağım. Nasıl kullanabilirim? Şuradan dik çizersem şöyle dik üçgeni kullanamayacağım galiba. Şuradan dik çizeyim istersen. Hocam şuradan şöyle dik çizersem o bir şeyler olacak. Buradan dik çizdiğimde arkadaşım dik üçgeni de kullanmak zorundayım ya. Buranın eğiminin yani tancağıt alfanın ne olduğunu biliyorum ben tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. E o zaman tanjant alfa 1 bölü 2 ise burası a iken burası ne yapar? 2a. 1 bölü 2 değil mi? Evet. E şimdi dikkat et. Buradaki noktanın apsisi 2a oldu. Hocam apsisi yerine ben 2a yazarsam ordinatı da 4a mı yapar? Evet. Ordinatı 4a yaptı. O zaman bu uzunluk 4a oldu. Yani buraya kaç a kaldı? 3a kaldı. E sonra ne yapacağız? Vay vay vay. Alfa 90 beta. Ters açıdan beta beta 90 alfa. Ben tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Tanjant alfa 1 bölü 2 ise yani buraya sıdan olmak zorunda 6 olmak zorunda değil mi? 1 bölü 2 yapması için 6 bölü 12 1 bölü 2 yapıyor. O yüzden burası da 6 çıktı. E hocam sonrasında güzel bir şeyler çıktı mı çıktı. Bak 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 6 12 6 kök 5 yani 3 a eşittir 6 kök 5 eşit olmak zorunda. A buradan kaç gelir? 2 kök 5 gelir. Hocam A dediğimiz 2 kök 5 ise e, o zaman burası da 4 kök 5. E buradaki üçgende de bir dik üçgen var. 1 2 kök 5 üçgeni. 2 kök 5'in kök 5 katı da burası 10 mu yapar? Evet. Şimdi benden bu sarı üçgenin alanı isteniyordu. Sarı üçgenin bir kenarı 12 diğer kenarı da kaç yaptı? 16 yaptı. O zaman üçgenin alanı 12 çarpı 16 bölü 2 yapar. Yani şunlar sadeleşirse 8 ve çarptığımız zaman da kaç çıktı? 96 çıktı. Evet bu da güzel bir soru. Yıldızlarda kayar durmaz yerinde şarkısıyla birlikte. Buraya da bir yıldız atıyoruz kardeşim. Yine bu da güzel sorulardan biri. Farklı yollarla yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir ama ben bu yolda gerçekten baya baya bir hoş hoş bir soruydu. Evet eğim meğimi kullandık burada. Aslında nokta analitiğinde de kullanılabilir bir soru diyebiliriz aslında buna. Evet 8. soru. Akçay oldu geldik 9. soruya. Aşağıdaki şekilde A ve B ağaçlarının boylarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Evet ikili grafik var elimizde. Genelde ne yapıyorduk? Oran orantı tekniğini kullanıyorduk. Şimdi ne yapalım? Şurada bir oran orantı yöntemini kullanalım. Mesela A ağacını şöyle bir yorumlayalım burada. Şöyle gözükmüyor değil mi şöyle ağacını yorumlayalım bak şimdi ağacı şuradan şuraya kaç yıl geçmiş 2 yıl geçmiş 2 yılda ne kadar uzamış 1 mi uzamış buradan buraya gelmiş Evet ağacı 2 yılda bak şimdi 2 yılda 1 uzamış o zaman x yılda ne kadar uzar Öncelikle tabi 1 yıl bulalım 1 yılda ne kadar uzar 1 bölü 2 uzar o zaman x yılda ne kadar uzar x bölü 2 mi uzar Aynen öyle yani buradan şuraya kadar x yıl geçsin mesela. x yıl geçtikten sonra şu kadar uzadı. Ama x yıl geçtikten sonra toplam boyu bu kadar mı? x bölü 2 kadar mı olur? Hayır. Önceden de bunun boyu zaten şöyle bakacak olursak şu kadar değil mi? Önceden de 2 boyu var. Toplam boyu bunun da ne oluyor o zaman? Toplam boyu bunun 2 artı x bölü 2 mi oluyor? Evet. Şimdi B'yi yorumlayalım. B'ye bakacak olursak. Hocam B 1 yılda buradan buraya gelmiş. Kaç uzamış? 2 uzamış. 1 yılda 2 uzamış. O zaman hocam x yılda 2x mi uzar diyeceğiz? Evet ama dur. Yanlış demeyelim. Şimdi benden ne isteniyor? B ağacı dikildikten kaç yıl sonra B'nin e, A ağacından 10 metre uzun olduğu durum isteniyor. A artı 10 olduğu durum isteniyor. Ama arkadaş şuradan şuraya e, bunu burada zaman olarak buradan başlatıyorum. Bunu zaman olarak buradan başlatıyorum. Şuradan x yıl dedik ya Burada da e, bu buradan x yıl geçtiği zaman buradan ne kadar yıl geçmiş oluyor? x 2 yıl geçmiş olmuyor mu? Evet. Yani bu x yıl geçtiği zaman bu x 2 yıl geçmiş olacak. İşte biri x yıl, biri de x 2 yıl geçirdiği zaman biri birinden 10 metre daha uzun olacak arkadaşlar. O yüzden ben bunu x metre değil de x eksi kaç yıl? 2 yıl uzatmam lazım. Buradan buraya eğer x yıl geçittirsem Burada da bu bundan 2 yıl sonra dikildiği için x eksi 2 yıl demem lazım. O zaman x eksi 2 yıl sonra ne olacak? 1 de 2 uzamışsa x eksi 2 yılda 2x eksi 4 mu uzayacak arkadaşlar? Evet 2x eksi 4 uzar ama bunun da toplam boyu lazım bana. Önceden 1 boyu yok mu bunun? Var. Toplam boyu da 2x eksi 4 artı 1 yapar. E şimdi benden b'nin a artı 10 olduğu durum isteniyor. B dediğimiz bu. 2x eksi 4 artı 1 yani 2x eksi 3 yapar. E, eşitmiş a. A dediğimde 2 artı x bölü 2 artı 2 artı x bölü 2 artı 10 olduğu durum isteniyor şimdi benden. Haydi bakalım şunu şuraya atsak 2x eksi x bölü 2 4x eksi x 3x bölü 2 yapıyor burası. 3x bölü 2 eşittir. Şu 15 yaptı değil mi? Şurası 12 15 yapıyor burası. Hocam şunlar sadeleşirse kaç yapıyor o zaman burası? Bunlar sadeleştiği zaman 5 yaptı 5 kere 2 de 10 yaptı. X'i böylelikle 10 bulduk. Evet x'i 10 bulduk arkadaşlar. x'i 10 bulduk. Şimdi buradan buraya x yıl sonra dedik ki arkadaşlar. Bize diyor ki zaten ama ne diyor? B ağacı dikildikten kaç yıl sonra diyor. Arkadaşlar biz x yıl yani şuradan şuraya kadar ki olan kısmı bulduk arkadaşlar. Buradan buraya kadar olan kısmı ne bulduk? 10 bulduk. Ama bizden B ağacı dikildikten kaç yıl sonraki durum isteniyor. 2 yıl önceden burada yok mu? Evet. Buradan buraya 10 bulduysak 2 yılda burada var. O zaman buraya kaç yıl kaldı? 8 kaldı. Yani cevabımız böylelikle ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Güzel bir soru. Bu şekilde böyle ikili grafiklerde böyle oran orantı yöntemini uygulamak lazım. Ama birinde x yıl geçiyor. Biri sonradan dikilmiş oluyor biliyor. Birinde x dediysek öbüründe de x 2 oluyor. Çünkü buradan buraya x yıl geçtiyse buradan buraya x 2 yıl geçiyor. Şu boyları hesaplarken arkadaşım. Buna dikkat edeceksin tamam. Güzel bir soru. 9. soru balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. Aşağıda özdeş 5 tane dikdörtgen biri şekil dik gibi diğer şekil dik gibi yerleştirilmiş. Ee, biri burada 4 de burada. Şimdi bu x eşittir 2'ye demiş. Arkadaş burada ben y yerine a yazarsam. Y yerine a yazarsam. Hocam hapsisi a olduğunda ordinatta ne oluyor? 2a oluyor. E o zaman a burası da 2a ise burası da 2a mı oluyor? Tam bu köşegenlerin kesim noktası orta tabandan dolayı. Evet yani bir kenarın 2a öbür kenarın 4a bulduk. 2a 4a 2a 4a şeklinde bulduk. E şimdi D1 ve D2 doğrularını vermiş. D1 ve D2 doğrular arasındaki uzaklık işte tam buradaki mesafe değil mi? Evet. C'ler farkı yani eksi 200 eksi 100 bölü kare kükü içerisinde akar artı ve kareydi. Ya da 9, 12, 15 değil midir? Evet. Yani 300 bölü 15 yaptı burası. 300 bölü 15'te kaç yapıyor arkadaşım? Şunu 15'e böldüğümüz zaman 20 yapıyor galiba değil mi? Evet. Şunlar sadeleşince 20 yaptı. Aynen öyle. Şimdi ben burayı 20 buldum. Hocam 6, 6. 12a'yı 20 buldum. Tamam. 12a eşittir. 20 ise a buradan. 20'yi 4'e böl. 5. E, bunu 4'e böl. 3. 5 bölü 3 mi yaptı? Evet. 5 bölü 3 yaptı. T noktasının koordinatları toplamı isteniyor. T noktası burada değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle baktığınızda hocam burası 2a birim soldu. Eksi 2a'ya a birim aşağıda eksi a değil midir? Bunun koordinatları toplamı eksi 3a yapıyor. Yani eksi 3 çarpı A'yı kaç bulmuştuk? 5 bölü 3 bulmuştuk. 5 bölü 3. Şunlar sadeleşince de cevap ne yaptı? Eksi 5 yaptı o zaman arkadaşlar. Yani cevap Denizli yaptı. Kaçıncı soruda? 10. soruda. Ve geldik kara soruya. Evet doğru analitiği bitiyor. Kara soruyla bitiriyoruz olayı şimdi. Bakalım nasıl bir kara soruymuş. Analitik düzlemde eğimleri toplamı sıfır olan. Hmm. Eğimleri toplamı sıfır olan. Ya hocam birinin eğimi A iken birinin eğimi eksi A olacak. Ya birinin eğimi ya da m'ken diğerinin eğimi ne olacak? Eksi m olacak. Ha. ya da 1 bölü k iken bir de eksi 1 bölü k olacak. Yani eğimlerin sıfır olması ne anlama geliyor? Öncelikle bu kara soruyu kara soru yapan ifade işte tamamıyla bu. Şimdi ne oluyormuş? İki doğrunun x eksenini kestiği noktalar eksi 2, 0 ve şey verilmiş. Hemen analitik düzlem çizelim arkadaşlar. Dur önce bir analitik düzlem çizeyim. Bizim iki doğrumuz eksi 2'ye da bir tanesi eksi 2'ye eksi 2'ye 0 noktasında. Ve diğeri de kaç olacakmış arkadaşım? 5. Şu şekilde. 5'e 0 noktasında. 2, ya bir doğru 5'e 0 noktasından geçiyor. Bir doğru eksi 2'ye 0 noktasından geçiyor. Ve bunların eğimleri toplamı 0. Yani eğimleri toplamı 0'ı ben nasıl yorumlayacağım? Yani atıyorum arkadaşlar. Birinin eğimi tanjant alfası atıyorum. Bir işte a bölü b iken. Diğerinin eğimi de ne olacak arkadaşlar? Eksi a bölü b olacak. Hmm yani biri sağa yatık A bölü B olacak biri sola yatık A bölü B olacak. Yani biri sağa yatık alfa yapacak biri de sola yatık alfa yapmayacak bu o zaman arkadaşlar. Evet bunu diyor bize bir doğrumuz sağa yatık alfa derecelik olacak arkadaşlar böyle. Öbür doğrumuz da sola yatık alfa derecelik böyle bir şey olacak. Yani işte işin esprisi burada bu arkadaşlar. Biri böyle alfa şu 5'i de şu tarafa biraz şu tarafa alayım. Evet birimiz böyle alfa iken birisi de böyle alfa olacak diyor arkadaşlar bize. Tamam bu şekilde olduğu zaman eğimleri toplamı sıfır oluyor. Tamam bu soruyu kara soru yapan soru bu işte. Sonra ne diyor? Doğruların y eksenini kestiği noktaların ordinatları farkı 3 birim. Yani bunun y ekseni kestiği yer bunun y ekseni kestiği yer. Ordinatları farkı 3 birim demek ki şuradaki uzunluğu 3 birim demek değil midir? Evet. Şimdi dikkat et alfa 90 e, beta madem açı var burada iki kenarlık var iki kenarlığı kullanacağım. Ters açıdan beta. Alfa 90 sabah burası da beta. Ana x kenar çıktı burada. Süper. Devam edelim. Tabanda var ya insan olan tabanına ait yüksekliği çizer burada. Hocam burası 1.5 Burası da 1.5 mu yaptı? Evet. Burası da 1.5 yaptı. Eyvallah. Devam edelim şimdi. Kesim noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. İşte bu kesim noktası isteniyor bizden. E buradan dik çizince bu x kenar değil mi kardeşim? X kenar. Hocam bu x kenarda tamamı 7 e o zaman burası 3,5, burası da 3,5 yapacak. İkisi buradaysa buraya da 1,5 mı kaldı o zaman? Aynen öyle. Ana ne oldu burada? Hocam bak burası da 1,5. Bak ne çıktı burada? 1,5'a 1,5 yani 90 45 45 üçgeni çıktı burada. Süper. E o zaman hocam ben burada kaç kaç derece buldum? 45 derece bulduysam burası da 45 derece yapar. E o zaman burası da 45 derece yapar. Hocam 45 derece olduysa 2 ise burası da 2 yapar. Yani 2 burada 1,5 burada toplam 3,5 yaptı. Evet. Bak bir buçuk birim sağda. Bir koordinatı kaç birim yukarıda? Hocam üç buçuk yukarıda. Üç buçuk noktası yaptı arkadaşlar. Burası bizden ne isteniyor? Bir buçuk ile üç toplamı isteniyor. Yani bu toplamda kaç yapıyor? 5 yapıyor. Cevap böylelikle. Akçay yaptı. Demek ki ben bu soruyu yazarken daha farklı bir şekilde düşünüp de yazmışım. Böyle çözümü daha böyle garip çıkıyordu galiba. Ama bu çözümü de çok güzel oldu. Ama gerçekten bu kara soruluk bir soru arkadaşlar. Çünkü yani buradaki cümle kara soru yapıyor. Bak bu cümle sana hayat kurtaracak. Bak şuraya bir yıldız at. Yıldızların kralını at. Belki bu cümleden bir soru gelecek karşına. Yani illa kara soru çok zor soru olmak zorunda değil. İnce bir detayı olan soruyu da biz kara soru olarak almıştık zaten. İşte bu kara soruyu kara soru yapan da biri sağa yatık alfa derece biri sola yatık alfa derece olunca eğimleri toplamı sıfır oluyor dostlar. Bunu da lütfen ama lütfen unutmayın. Ha belki şu yapılabilirdi. Ee, hocam böyle şey eğimlerine böyle değerler verebilip o, verip ona göre işlem yapabilirdik işte böyle. Ama gerek de kalmadı. Şekli çizince ki ÖSYM'nin en sevdiği şey bu. Bu analitik düzlemi çizip de bu şekilde yorumlatınca çok da güzel bir şekilde cevaba ulaştık arkadaşlar. Cevap 5 yaptı Akçay yaptı ve böylelikle doğrunun analitiğini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda analitik düzlemde dönüşümlerde. Bu testte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.